Bugün 12 Mayıs 2014 Ödemiş'e bağlı Balabanlı köyündeyiz. Rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü patates tarlalarında kullanan çiftçimiz İbrahim Cerit. İbrahim Cerit abimizle birlikteyiz. Şimdi İbrahim abi bizi patates tarlasına getirdi, rekor gelişim kullandığı ve bizim görmemizi de istedi kendisi. Şimdi İbrahim abi sözü sana bırakıyorum. Sen bizim rekor gelişim ürünümüzü hangi aşamada kullandın ve ne farklar gördün önceki dönemlere göre? Anlatırsan sevinirim. Şimdiki bizim bu kırsal kesimlerde bu zamana kadar böyle bir patates şekli olmuyordu. Yıllardır yapıyoruz biz bu işe. Evet. Benim bu ürünü kullandığım zaman patates şu kadardı. Küçüktü. Arası doldurma şekli vardı. Bir patatesler canlılık yoktu. Siz bunu sürgüde mi attınız? Sürgü öncesinde mi attınız? Yok, abi? Yok, sürgü sonrası. Sürgü sonrasında evet, patates attınız. Patates çıkmış haldeydi. Arı dolduracağım. Dolduracağımız tamam. Zaman attım. Üstten attınız. Evet, üstten attım. Patates de bir 15-20 gün sonra bir değişikliği böyle fark etmeye başladım. Hatta ki arasını doldururken bile geç kaldık, bayağı bir zarar verdik. Yani şimdiki şu canlılık, bu boy, buralarda hani minimum, maksimum bir seviye demek. Yani şu havalede, şu randımanı yakalamış başka bir patates tarlası var mı? Vallahi buralar yakın yerleri bu boyda, böyle bu renkte, bu şeyde yok yani. Şimdi kaç günlük oldu bunlar abi yaklaşık? Bunlar kaç günlük aşağı yukarı, biz buna Şubat'ın 15'inde ektik. Şubat'ın 15'inde ektik. Evet, hemen 15'te hemen. Ekim yaptık. Bir daha 3 ay olmamış evet, bile. Evet, 3 ay olmadı daha. Şimdi bunların bir 2 ayı daha var. 2 ayı daha var. Evet, köken canlılıklarında bir de şunu söylemek istiyorum. Kullanmayan üreticilerimize tavsiye etmesini diliyorum. Aha. Şimdi bu toprak buralar sert bir tabakadır. Burada taşlı yerler sert. Bak görüyorsunuz, bak yumuşaklığı görüyorsunuz. Şöyle bir yaklaştırayım. Belki. Şimdi evet. Siz burayı bir de evet. Sulamadığınızı söylediniz abi. Bir kere suladım ben burayı daha. Bir kere suladım. Bunun 4-5 su olması gerekiyordu. Bir kere suladık biz bunu. Görüyorsunuz yani toprağın dibindeki yumuşaklığı. Yani şimdi şöyle söyleyeyim abi. Şöyle evet. Baktığımızda bir elinle de yapabilirsen. Evet evet. Bak yani, görüyorsunuz yani bak toprağın. İstesen de bu yumuşaklığı verebilir misin abi? Hayır, hayır. Veremezsin değil mi hayatta? Hiç böyle bu tarlanda peki bugüne kadar böyle bir yumuşaklık, böyle bir tav, böyle evet. Bir nemlilik gördün mü? Yok, görmedim. Burada taş gibi oluyordu. Sıkı oluyor değil mi? Sıkı oluyordu. Rekor gelişimi sizler tavsiye ettikten sonra hani biz bunu yakaladık yani. Bundan sonraki süreçlerde de kullanmaya devam ederiz yani. Şimdi şöyle bir kök yapısından birazcık örnek verebilir misin abi? Yani tabii yaklaştırayım kamerayı. Tabii ki bak şimdi şöyle kök yapısı. Şimdi elinle sen rahat rahat evet. Maşallah açıyorsun. Evet. Bakın yani kök yapısı canlı oluyor. Geniş kök alanı. Ve şunu bir şey söyleyeceğim. Sen buraya en son evet. Bayağı bir zaman olmuş. Oldu, çok oldu. Ben ve bunu hiç böyle elinden daha önce kazdın oldu mu buraları? Kazmayla kazıyorduk, kürekle. Kürekle kazıyorduk biz bunları. Şimdiki elimizle kazabiliyoruz yani. Peki sen burayı bana söyledin ki. Evet. Sulamada dedin acayip bir tasarruf sağlıyor rekor evet, gelişim. Evet. Bunu bir anlatabilir misin? Nasıl bir tasarruf sağlıyor sulamada? Ya şimdi sulamada toprağı nemli tutuyor. Evet. Toprağı nemli tutmasından da ziyade üst tabak kaymaklar oluyor. Kaymaklama oldu mu burada hiç? Kaymaklama yok. Yok değil mi? Mesela kaymaklama olayı olmuyor. Toprak gevşek kaldığı için patates hı-hı. Düzgün kök atıyor. Güzel gelişme yapıyor. Tamam. Yani peki, bazı kaç kere suladın mesela burayı abi? Bir kere suladım. Peki normalde ne kadar sulanması gerekir? Normalde bu bugünün şartlarına göre 5-6 kere sulama yapmam lazımdı buraya. Önceki yıllarda bunu yapıyor muydun? 5-6 kere sulama yapıyor tabii muydun? Tabii ki yapıyorduk yani. Şimdi hava şartı tamam ya, Allah versin yağmuru da gitse de hani biz bu suyu veriyorduk. Peki yani. Etraftakiler kaç sulama yaptı? Sen gözlemledin muhakkak köyünüzde. Peki etrafımızdakiler 4 ya 5 sulama yaptılar. Yapmıştır yani. Bu bizim de tasarrufumuz demektir, bir sulama. Peki senin buraya sulama yapmadığını görenler ne diyor? Şimdi diyorlar ki nasıl bir patates var, ne boy var, ne attın, ne kullandın. Ben diyorum rekor gelişim kullandım. Hani siz de kullanın böyle tavsiye ediyor arkadaşlar yani. Şimdi görünce şaşırıp tepki evet, veriyorlar mı? Kökeni de görüyorsunuz yani göbeğim boy. Maşallah yani daha köken bu. Şurada hepi topu olmuş 70 gün. Evet 70 günlük bir patates. Ha, 70 gün olmuş evet. Ama şu boya bakar mısın? Yani belini geçiyor hemen evet, hemen. Evet geçiyor. Ve geçiyor. Yaprak kalitesi, canlılığı, bakın sürgünü. Yani, canlılığı. Yani hiç. Yapraklarda hastalık belirtisi bilmem ne. Şey yok. Yok mildiyormuş, mantarmış gibi. Bir şey göremedim. Allah'a şükür yani çok düzgün. Güzel.
Peki şöyle geneline de bakıyoruz. Burası kaç dönüm peki abi? Burası 16 dönüm. 16 dönüm Evet, sizin dönümünüzden. Dekar 1701 olarak metrekareye 16 dönüm. yaklaşık Valla 25 dekar var evet herhalde, değil mi? 25 dekar, Tamam. 24-25 dekar var. Tamam. Buradan şimdi buradan videoyu noktalayacağım. Şimdi Evet. biz 70. gününde geldik senin buraya. Evet. 70-75 günlerinde. Bu bahçe tarlanı çektik. Ve şimdi hasat zamanında da biz tekrar geleceğiz. Evet. Tamam, hasat zamanında da tekrar geleceğiz. Buradaki tonajı da insanlara Evet. göstereceğiz. Rekor gelişimi kullandığından memnun musun Memnunum. bugüne kadar? Memnunum. Kullanmayanların da kullanmasını dilerim yani. Hepimiz Tamam. köylü olarak bizim aradığımız verim. Verim, Evet, kalite. verim kalite olduktan sonra niye kullanmayayım? Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Görüşmek üzere İbrahim abi. Yine geleceğiz. İnşallah.